Çubuk Analiz'den 6. setten hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Mete abiyle beraber şampiyonu programındayız. Fenerbahçe Opet şampiyon. Fenerbahçe erkek voleybol takımı da ligi ikinci bitirdi aslında. Yani her iki takım açısından da iyi geçmiş bir sezon. Erkek takımında ben şampiyon sayıyorum. Yani karşısında Halkbank yani ne bütçe olarak ne şey olarak karşılaşılabilecek bir takım değil maalesef. Bizim standartımızın çok çok üstündeler ama onlar da çok iyi mücadele ettiler. Zaten Nisan ayları Mayıs ayının ortasına kadar olan bölüm amatör şubelerimiz için kupa saati zamanı bizde. Rakip takım taraftarları için de aynı günde 3 farklı takım tutma zamanı. Olduğu için çok normal yani böyle şeyler. Bugün de işte biz cuma sabahı çekiyoruz programı. Akşam inşallah Fenerbahçe Beko Monaco'yu bir kez daha yenip 5 yıl aradan sonra Final Four'a kalır. O mutluluğu da yaşarız inşallah. Tam gaz devam ediyoruz diğer futbol dışındaki branşlarda. Ama tabii bizim artık şampiyonluk yayını biraz geçe kaldı, kusura bakmayın. Ben yurt dışındaydım, daha yeni geldim. Bir gün önce geldim yani. Mete abi yoğundu, İstanbul'da onun da işleri çok yoğundu. Anca toparlayabildik. Olsun, geç olsun, güç olmasın. En biraz işte giden gelen vesaire her şeyi konuşuruz diyelim. Mete abi sana bırakayım sözü. Herkese merhaba. Keyifli bir gün olsun hem takımımız hem camiamız için. Bugün ayrıca 3 Mayıs kulübümüz için çok önemli bir gün. Onu programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız zaten. Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı voleybola imzasını atıyor son dönemlerde. Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu seneki en büyük hedefi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu. Onun dışında Türkiye'deki tüm kupaları toplamaktı. Türkiye'de bu sene Türkiye Kupası'nı kazanarak yolumuza devam ettik. Ve ligin sonunda da Eczacıbaşı'nı 5 maçlık bir seri sonucu geçerek şampiyon olduk. Şampiyon unvanımızı koruduk. Sporu az çok takip eden herkes bilir ki şampiyon olduktan sonra şampiyon unvanını korumak her şeyden daha da zordur. Fenerbahçe bunu tekrar başardı. Senin de söylediğin gibi öyle bir Nisan ayı yaşadık ki her gün bir branşı takip ettik. Biz sadece Fenerbahçe'yi tuttuk. Rakiplerimiz bir gün Eczacıbaşı'nı tuttu, bir gün Halkbank'ı tuttu, bir gün Olympiakos'u tuttu. Biz sadece Fenerbahçe'yi desteklemeye devam ettik ve bunun da karşılığını aldık. Amatör branşlarda çok başarılı gidiyoruz. Senin de söylediğin gibi erkek voleybol takımımız yine dev bütçeli başka bir devlet bankası takım olarak Ziraat Bank'ı eleyerek finalde Halkbank'ın karşısına çıktı. Halkbank'ın gücü ve bütçesiyle yarışmamız gerçekten çok mümkün değil. O yüzden ben de senin gibi aynı şeyi düşünüyorum. Benim için de erkek voleybol takımı şampiyondur benim gözümde ve zaten Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki senede temsil edecek erkek takımımız da kadın takımımız gibi. Her ikisine de şimdiden Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Keyifli Mayıs ayları olsun. İnşallah Mayıs bize başka bir sürpriz daha verebilir belki. Belli olmaz. Belli olmaz. Evet. Tabii futbol yani voleybol programı yapıyoruz şu anda. Diğer şeyleri söyledik ama altın kızlarımızı da burada tekrar tebrik edelim. İki Buse Naz'ımız var bizim. İkisi de hem olimpiyat kotası aldı hem tekrar Avrupa şampiyonu oldular. İşte yelkende olimpiyat kotası alan 8 oyuncu şeyi yelkenciğin 7'si Fenerbahçe yelken şubesinden falan yani say say bitmez. Türkiye'de spora bu kadar çok destek verip kol kanat gelip yani spordan kasıt sadece futbol değil. Futbol dışında olimpik branşların hepsine bu kadar çok destek görüp üzerine bu kadar saldırılan başka bir kulüp dünyada eşi benzeri yok ya. Gerçekten yani başka dünyada böyle bir kulüp, başka bir ülkede olsak muhtemelen bizi el üstünde falan tutarlardı. Tabii teşvik dünyanın en büyük spor kulübü diyoruz. Diye. Ya da bize yönetecek başka takımları teşviklerlerdi ki hani rekabet artsın, o oradan tabii daha çok oyuncu çıksın diye. Biz de yani rakip yok, rakiplerimizin işte sağda solda adamları var. Federasyonların içine bir şekilde giriyorlar ve Fenerbahçe'yi aşağı çekmek için her şeyi yapıyorlar. Dünyanın en büyük spor kulübü dediğimizde de bize kızıyorlar. Yani gerçekten anlamak mümkün değil. Bu arada Buse Naz'larla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buse Naz Türmeli'yle biliyorsun. Gerçi Buse Naz Çakır oldu Trabzonlu. Buse Naz Türmeli'yle i̇şte Trabzonlu. Evet. İkisi. Aynen Buse Naz Türmeli'yle Trabzon Spor Kulübü'nün tek boksörüydü. Yani Trabzon Spor'da aslında boks şubesi yok normal koşullarda. Yani Buse Naz Türmeli'yle
geçtiğimiz sene olimpiyat şampiyonu olduğunda onu tebrik sırasına giden bütün siyasiler bu sene sürmeliydi Fenerbahçe'ye gelip Avrupa şampiyonu olduğunda maalesef ortada yoklar. Bunu eski spor bakanımız Fenerbahçeli Mehmet Kasapoğlu da dahil Fenerbahçe'nin adını almadan kendisini tebrik etti. Yani bu Fenerbahçe'ye yapılan gerçekten çok büyük bir ırkçılık. Bunun hiçbir anlamı yok. Ama biz doğru bildiğimiz yolda gitmeye devam ediyoruz. Fenerbahçe Türk sporunun ruhudur. Böyle de olmaya devam edecek. Olimpiyatlarda yine minimum %25'ini Fenerbahçeli sporcular oluşturacak. Bu gurur da bize yeter. Kısaca bu konuyla ilgili de bunu söylemiş olayım. Olimpiyatta da şampiyon olunca Fenerbahçe'nin adını anmadan tebrik ederler. Tabii. Evet, kupalarımız. Canım kupalarımız, canımız. İki kupayla kapattık. En çok kupalı bunu. Program. Yedinci program bu sezonki. Habire kupa alıyor takım. Saymayı bıraktım ben artık. Kaç kupa oldu biz program başladığımızdan beri. ama işte akıllarda tek soru var. Acaba Eda sakatlanmasa Şampiyonlar Ligi finaline de çıkar mıydık? Ya bunu birkaç kişiyle de konuştuk. Hani çoğu kişi aynı görüşte seninle. Ben de seninle aynı şeyi düşünüyorum. Eda sakatlanmasaydı biz orada o maçtan çıkardık. Yani ki zaten kazandık biliyorsun ikinci maçı. Altın sette gücümüz yetmedi. Altın sette Eda'nın zor maçlarda ne kadar karakter koyduğunu zaten final serisinde çok iyi gördük. Öyle bir final serisinde öyle bir iki maç oynadı ki Eda. Üçüncü ve beşinci maçlar. Direkt Eda'nın Fenerbahçe için ne olduğunu o gün gördük. Altın sette Eda o gün sahada olsaydı yürekten inanıyorum şampiyon olurduk. Ama bu şeyi de Eda'ya yıkmak da çok büyük haksızlık olur bence. Umarım önümüzdeki sene Eda Kaptan Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu Kupası'nı kaldırarak kulübe en büyük kupasını da tekrar kaldırmış olur. Bir önceki Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu Kupamızda kadromuzdaydı. Bu sene de önümüzdeki sene inşallah kaldırmış olur. Kadro yapılanmamız ona göre yapılıyor önümüzdeki sene. Evet, şimdi bak kadro yapılanmamız ona göre yapılanıyor dedim. Ne soracak abi, ne oldu, kim gidiyor, kim geliyor? Neyse konuşuruz onu. Programın sonuna doğru konuşuruz. Evet. Programın sonuna doğru. Ama tabii her türlü şeyi de söyleyemeyiz yani onu da evet. Sevgili izleyicilerimiz anlayışla karşılar. Yani var bir takım şeyler ama her şeyi burada söyleyemeyiz tabii yani. Şu an için söyleyemeyeceğimiz şeyler var mı? Evet. Ama onun dışında çoğu zaten çıktı. Hani evet evet. Yani Ayyuka çıkanların hepsini zaten konuşacağız. Sadece bir pozisyonumuz, başkanımızın söylediği bir pozisyonumuz eksik. O pozisyonla ilgili de konuşulanlar var. Neyse biz şampiyon takımımızın keyifli fotoğrafına bakalım. Yani çok keyifli bir fotoğraf. Ana Kristina ve kızı da orada. Ya TRT spikeri ya. Kızı dedi ya. Biliyorsunuz yani, zaten şeyde Brezilya'da evet. Çocuk evlilikleri meşhurdur. Evet aynen öyle. Yani 19 yaşındaki kızın 7-8 yaşındaki kızı var gerçekten. Bir şey yapamıyorum. Türkiye'nin en tecrübeli spikerlerinden birinin bunu yapması işte TRT'de de Mehmet Sevinç gibi bir bu konuda uzman bir spiker dururken voleybol maçlarını farklı futbol spikerlerini anlatırsan sonuç bu olur. Daha tek burada değil yani. Simne Hanım'ın yani, söylediğini de defalarca yanlış söyledi yani her maçta. Ya evet Sinet Çek'e 3 maç boyunca Jack Sinet dedi ya. Neyse. Onu da geçtim ama benim orada kızdığım şey şu. Ya spiker eleştirebilir milli takım oyuncusunun hatası. Ya keşke yanlıştı. Abi yani bunu söylediği için adamı ekmeğinden etmek nedir ya? Yani federasyon başkanını ben burada her zaman övüyoruz yaptığı doğru işleri. Evet, şeyleri evet aynen öyle. Ama burada yaptığı şey çok yanlış. Yani artık şahsi bir husumeti olduğunu düşünüyorum Mehmet Sevinç'e ve bunun intikamını aldığını düşünüyorum. Ya sana katılıyorum. Bu arada Mehmet Sevinç de kendi yoluna bakıyor. O da YouTube'da çok başarılı. 2-3 ayrı kanalda ayrı programlar yapıyor. Programları da gayet güzel seyrediliyor. Çok net bilgiler veriyor. Zaten bütün voleybolcularla çok dost, arkadaş. Yani Mehmet Sevinç de kendi yolunu bulmuş olduğu bu şekilde. TRT'de zaten her yorumu aslında istediği gibi de yapamıyordu. İşte ilk yaptığı yorumda başına neler geldiğini gördük. Yani. Çok kısa maçlarla devam edelim istersen. Yarı final evet, serisinde. Yarı final. Türk Hava Yolları'yla. Türk Hava Yolları. Oynadık. İki maçı da aslında çok zorlanmadan kazandık. 3-0 ve 3-1'lik skorlarla. Rakibimizi beklemeye başladık. Daha sonra Eczacıbaşı'yla eşleştik. Bu yarı final serisi istatistikleriyle kimseyi boğmak istemiyorum. Zaten üzerinden zaman da geçti, sindirdik. Final serisinde
Takip etmedim abi. Telekom Vakıfbank şey, Türk Hava Yolları Vakıfbank kaldı değil mi? Şampiyonlar yine onlar gidiyor. Doğrudur, Vakıfbank kaldı. Tamam. Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. SV'de Türk Hava Yolları gidiyor. Final serisi 9 Nisan'da Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde başladı. Statü o şekilde. Alttaki takımın ev sahipliğinde ilk maç yapılıyor. Sonraki iki maç üstteki takımın ev sahipliğinde yapılıyor. Yer ikisi de birer maçta süreyle devam ediyor. İlk maçı 3-1 kazandık. Aslında rahat bir oyun ortaya koyduk. İkinci sette biraz Eczacıbaşı sete maça tutunmaya çalıştı. Son sette de 25-27 ile 27-25 ile kazanarak seti maçı 3-1 kazandık. İkinci maç bizim için aslında çok rahat bir maç gibi geçerken dördüncü sette bir anda takım durdu, düştü ve 3-1 alacağımız maç bir anda 2-2'ye ve 3-2'ye geldi. Eczacıbaşı son sette çok iyi servis attı ki zaten Eczacıbaşı'nın kazandığı maçların hepsinde Eczacıbaşı çok iyi servis attı. Ve biz de hiçbir şey yapamadık. Özellikle dördüncü maçta biraz sonra başka rakamlar üzerinden de konuşacağız. Dördüncü maçta takım tamamen durdu. Üçüncü maça çok iyi başladık. Eda Kaptan'ın burada inanılmaz bir performansı vardı. 19 sayı aldı o gün. Eczacıbaşı'nı hiç oynatmadık. Çok iyi servis attık. 3 gün sonra aynı şeyi Eczacıbaşı bize yaptı. Büyük ihtimalle burada üçüncü maçtan sonra başkanla kaptanın konuşmasını hatırlıyorsundur belki. Size uğurlu geliyorum, geleyim mi falan diye sordu başkan. Bekliyoruz, gelin falan oldu. Sonra başkan geldi ve maçı kaybettik. Son maçı da başkan gelmek istememiş ama oğlu ve Simine Hanım ikna etmiş. Ama yani bu konudan bağımsız bence bir spor kulübünün başkanı programı uygun olduğu sürece her takımın maçında olmalı. Ya Ali evet. Başkan Bizim futbol başkan biraz maçlarına gitti. taraftar gibi bakıyor bazı Evet, şeylere. totem yapıyor ama başkanın futbol maçında da tribünde olması hem takımı hem bence sahadaki hakem yönetimi dahi etkileyebilecek konular. O yüzden yani gelse de başkan kaybettiğimiz maçlar oluyor. Gelmese de kaybettiğimiz maçlar oluyor. O yüzden başkanın futbol maçlarına gelmesi ve özellikle de çok başarılı olan kadın voleybol, kadın basketbol takımımızın maçlarına da programı uygun olduğu sürece gitmesi taraftarıyım. Dördüncü sette hiçbir şey yapamadık. Zaten hani birazdan tekrar bakacağız. 10 sayı olan oyuncumuz yok. En çok sayı alan oyuncu 9 sayı almış. Üçüncü set dördüncü maçta. Ama beşinci maçta öyle bir girdik ki inanılmaz konsantrasyonla girdik. Şampiyonluk programını Fenerbahçe TV'deki şampiyonluk programını ben ancak daha dün yolda gelirken izleyebildim. Dinleyebildim daha doğrusu. O günle ilgili herkes inanılmaz stresliydik ama hiç kimse birbirine stresini yansıtmamaya çalışıyordu diye anlattılar. O gün gerçekten yani Eda da dün şey söyledi, o programda şey söyledi, of be ne sezondu, ne seriydi dedi. Benim hayatımda yaşadığım en keyifli seri, en zor serilerden biriydi dedi. Ama inanmıştık o gün yani net bir şekilde. Ben o gün takımın ilk setteki oyunundan, Ana Kristina'nın oyunundan, tüm takımın oyunundan bu maçın her şekilde geleceğini düşünüyorduk. Hatta seninle de yazıştık. 3-0 mı 3-1 mi biter diye konuştuk. Ben açık bir set verebiliriz diye düşünüyordum ama versek de çok bir şey Zaten değişmeyecekti. abi 3-0 biteceğine inanmışsın. 3-1 biten maçı 3-0 yazmışsın Evet, aynen öyle. Aynen öyle Bir olmuş. iç haftada 3-0 kalmış o. Ya 3-0'lık maçtı o arkadaşım, bana ne? Buradan Federasyon İstatistik ekibine sesleniyorum. Ya son itibariyle çok keyifli bir seriydi. Eczacıbaşı da çok renk kattı. Yani ama Eczacıbaşı tek oyuncu üzerine kurulu bir takım maalesef. Eczacıbaşı'nın ikinci ve üçüncü oyuncu çıkarması gereken maçlarda bunu çok fazla gösteremedi. Eczacıbaşı iki pasörle oynamanın handikapını da yaşadı bence bu seri boyunca. Bir Elif'le oynadı, bir Naz'la oynadı, bir Naz'la oynadı, bir Elif'le oynadı. O da takımın bence ritmini bozdu. Bu benim görüşüm tabii ki. Biz bu şeyi çok ihtiyaç oldukça kullandık. Sadece birkaç sayıda girdi çıktı. Onun dışında Dırça yönetti takımı tamamen. Çok keyifli bir sezondu. Çok stresli bir maçtı. Ama kazanmak gerçekten güzel. Eczacıbaşı ile ilgili benim de bir şeyim. Tabii ki Boşkoviç çok önemli bir oyuncu. Ama ücret dengesini çok bozan bir oyuncu. Bence dengeli kadro kuramamaların önündeki en büyük engel Boşkoviç ödedikleri para. Ha bu arada isteseler en az Vakıfbank kadar para harcayabilirler ama Eczacıbaşı'nın
voleybola bakış açısı hiçbir zaman öyle olmadı. Onlar her zaman kendilerine bir voleybol kültürleri var. Ta altyapıdan işte üst tarafa kadar çıkan. Onun içerisine doğru parçaları ekleyerek hani şu yıldızı da alalım, bu yıldızı da alalım. Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı Eczacıbaşı'nın zaten. Boşkoviç'i de kaptırmamak için ciddi bir para verdiler. Vakıfbank çok istiyordu onu çünkü. Ama çok ciddi bir parayla uzattılar. Şimdi o kadar parayı tek oyuncuya gömünce haliyle yanına koyacağın parçalarda ona göre seçimler oluyor. Bence onun şeyini önümüzdeki senede çekecekler. Öyle gözüküyor yani. Ya bu sene iyi bir smaçör aldılar önümüzdeki sene. Onu da transfer döneminde konuşuruz. O biraz daha etkileyecek olabilir. Eczacıbaşı serisiyle ilgili bir şey de eklemek istiyorum müsaaden olursa. Özellikle dördüncü... Ya Ferhat Akbaş bütün seri boyunca çok antipatikti. Sürekli saha içindeydi. Sürekli yani atıyorum yani seti 25-14 kazanmışız. 24-13, 13-14 sayıyı alıyorlar. Saha içinde yumruk hareketi yapıyor, şov yapıyor falan. Yani bu bence antipatik geliyor. Voleybol gibi bir sporda antipatik geliyor. Özellikle dördüncü maçtan sonra yaptığı açıklama bence bizim şampiyonluğumuza da takımı bir adım daha kenetledi. Kupa töreniyle ilgili Fenerbahçe'yi suçladı haklı sıra ama o hiçbir şekilde Fenerbahçe kulübünün dahil olmadığı bir süren. Federasyon hatası. Federasyon hatası aynen öyle. Büyük hata bu arada yani federasyonu yaptığı da büyük aptallık orada yani adamlar orada antrenman yaparken sen neyin şeyini provasını yapıyorsun yani o isyan etmekte haklı ama yanlış yere isyan etti. Yanlış yere isyan etti ama federasyonda şu konuda anlayabiliriz. Salon, tek salonda oynanıyor yani bütün maçlar geliyor dönüyor dolaşıyor Burhan Felek'te oynanıyor. Bütün takımlar Burhan Felek'te oynuyor ve antrenman süreçleri, antrenman saatlerini orada yapmak istiyor takımlar. Çok büyük ihtimalle doğru antrenman saati, doğru saat bulamadılar. Ondan önce yapmak istediler, geç kalındı. Bir şey olmuştur mutlaka yani federasyon aslında istemeyerek bir hata yaptıysa da ben isteyerek yaptığını inanmıyorum. Ama yani Ferhat Akbaş'ın bu antipatikliğini de değiştirmiyor. Bu Eczacıbaşı gibi bir spor kulübüne bence yakışmıyor. Umarım Ferhat Akbaş yaş aldıkça daha bu konularda daha mütevazı olmayı becerebilir. Önümüzdeki sene de Eczacıbaşı'na Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileyelim. Yani evet. Ben şey konusunda ben de senden aynı fikirdim abi. Kesinlikle ortada bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. Yani orada bir işe takvim çakışmış bir şey olmuş. Bir yandan o çalışmayı da yapmak zorundalar. Yani tabii tabii. İşte, oldu ki o gün veya bir sonraki maç çok önemli değil. Takımlardan biri şampiyon olacak. Oraya bir kürsü kurulması gerekiyor. Orada bir aksilik çıkarsa da bu sefer federasyon için kötü bir şey yani. Lan bir kürsü kurmayı beceremediler diyecekler bu sefer de. Yani o, bu işler böyledir yani. Onun için onun da provasının yapılması gerekir. Ama zaten işte şampiyonluk maçından sonra bütün Eczacıbaşı oyuncuları alkışlanırken Ferhat Akbaş nasibine düşeni tribünlerden aldı. Yani herhalde inşallah doğru okur bu i̇nşallah. Şeyi. İnşallah. Yani Ferhat Akbaş aslında voleybol camiasını çok sevilen biri. Camianın içinden geliyor. Gerçekten liyakat hak eden biri. Ama işte bu tip antipatik hareketleri kendisine negatif puan kazandırmaya devam ediyor. Kısaca maçlardaki oyuncularımızın performanslarını bir inceleyelim istedim. İlk maçta... Genel galiba. Evet evet bu şey final serisi. Birinci maç, ikinci maç. Vargas 23 sayıyla oynadı birinci maçta. Bir öne geçersen yani zaten hani çok da üzerinde konuşacağımız belki birkaç nokta olabilir burada. Kaptan Eda seriyi 13 blokla Aslı 15 blokla kapattı. Ama burada dikkat çeken bir şey Eda'nın 5. maçta aldığı 7 sayının 7'sini de blokla yapmış olması. Burada Eda ile ilgili az önce konuştuğumuz 3. maçta Vargas 20 sayı alırken Eda 9 sayı aldı. Burada biz Arena'dan aslında bu seri boyunca çok katkı alamadık. Beklediğimiz katkıyı alamadık. Yani Anna Cristina 50 sayıyla kapattı final serisini. Arena 49 sayıyla, Eda 48 sayıyla kapattı. Ki 49 sayının, Arena'nın 49 sayısının 9'u da ace. Çok uzun zamandır ilk defa bir maçta ace atmadı 3. maçta. Ki kazandığımız maçtı o da. Arena. Onun dışında bloklarda Aslı da çok başarılıydı. Yani bu ödülü eğer Eda son maçta 7 blokla oynamasaydı çok ihtimalle en iyi orta ödülü Aslı'ya giderdi diye düşünüyorum. Mesela son sette de son maçta da Vargas 15 sayıyla oynadı. Anna Cristina 11 sayıyla oynadı. Arena 9 sayı. Eda 7 sayıyla oynadı. 7'sini blokla aldı aynen öyle.
takımımızın oyuncularımızın performansı kabaca bu şekildeydi. Burada başka bir şeye dikkat çekmek istedim. Her iki takım da çok fazla hata yaptı bu seriler seri boyunca. Biz ilk maçta verdiğimiz 97 sayının 29'unu kendi hatamızdan verdik. Yani başka bir deyişle Eczacıbaşı aldığı 97 sayının 68'ini kendi hücumuyla 29'unu bizim hatamızla aldı. Aynı şekilde biz de o şekilde davrandık. Özellikle son maçta Eczacıbaşı 29 hatayla oynadı. Yani 29 tane hata yaptığında zaten 3-0'lık biten bir maçın bir setini rakibine vermiş oluyorsun. Tabii. Burada ilginç bir istatistik daha var. Toplamda biz kendi hücumumuzdan 298 sayı almışız. Eczacıbaşı 302 sayı almış. Biz buna rağmen biz şampiyon olmayı başarmışız. Bu da işte arada 20 hatalık fark var toplamda, görebiliyorsundur belki. Evet. Eczacıbaşı 114 hata yapmış. Biz 94 hata yapmışız seri boyunca. Bu da bizi şampiyonluğa getiren etkenlerden bir tanesi oldu. Bunu da şeye bağlayabiliriz. Dün bunu takım da konuştu. Yani yardımcı antrenörlerimizden Salih abi söyledi sanırım. İyi oyuncular işte liderlik yapar, büyük oyuncular şampiyonluk getirir diye. Büyük oyuncular gerçekten stresle baş etmeyi becerebilen oyuncular. İşte Eda olsun, Gizem olsun. Bence Ana Cristina, Arina da bunlardan bir tanesi. Arina olsun. Özellikle Dırça çok tecrübeli bir pasör. Çok kritik anlarda çok doğru hamleler yaparak soğuk oyuncuların hepsini devreye soktu. Meliha'dan yine çok fazla katkı aldı oyunda olduğu süre boyunca. Kabaca tecrübeli oyuncularımızla şampiyon olduk. Senin de söylediğin gibi Eczacıbaşı'nda Boşkoviç'in yanında bir oyuncu daha olsaydı farklı bir şey yapabilirdik. Evet, bunlar da rüya takım. Sultanlar Ligi'nin rüya takımı MVP. Kızıyla beraber orada gördüğünüz gibi. Cristina ve kızı, evet aynen öyle. Kerem. MVP ödülünü Vargas aldı. Vargas bunun dışında iki ödül daha aldı. Bir tanesi en hızlı servis ödülü. Boşkoviç en iyi pasör çaprazı oldu. En iyi smaçör Ana Cristina oldu. En iyi pasör Dırça oldu. En iyi libero Örge oldu tabii ki. En iyi ortada Eda Kaptan oldu. Eda Kaptan'ı bir parantez açalım. Şampiyonlar Ligi'nde de senenin en iyi orta oyuncu seçildi. Dördüncü sene oldu galiba üst üste. Dört sene üst üste aynı şekilde devam ediyor. Ya yani Eda tarihi yazmaya devam ediyor. Heykelin yanına heykelcikler yapmak lazım. Ya şey olarak hani Fenerbahçeli vesaire olmasını geçtim. Türk voleybol tarihinin geçtim. Yani Avrupa'nın en iyi, yani Avrupa voleybol tarihinin en iyi iki oyuncusundan biri. Tabii en dominant. Kariyerini bitirdiği zaman öyle olacak yani. En dominant oyuncularından 2-3 oyuncusundan biri yani. Hani İtalyan belki birkaç oyuncu sayabiliriz. Birkaç Rus oyuncu sayabiliriz. Birkaç Sırp sayabiliriz. Türk deyince de yani tabii ki çok eskiden çok iyi oyuncularımız var. Yani Neslihan'ı kimse göz ardı edemez. Ama Eda hepsinin üzerine çıktı. Bu da bir gerçek. Bunu kabul etmek lazım. Bunu herkes de kabul ediyor. Oynadığı dönemde de Nisan'ın yaptıkları çok büyük işti. O zamanlar böyle yurt dışına gitmek, oynamak, Tenerife oynamak, yanlış hatırlıyoruz ama çok uzak şeylerdi. İnanılmaz işler başardı yani o da. Şimdi Sokrates'te Nisan'ın o sporcu kariyeriyle ilgili program çekiyorlar. Çok keyifli anılar var yani. Onu isteyenlere izlemelerini öneririm. Ben Nisan'ı çok seviyorum. Olimpiyat oyunlarına hazırlanırken işte ben adaylı komitesine çalışırken Neslihan da sürekli zaten o komitenin içindeydi. İşte başarılı sporcularımız da bizimle birlikteydi falan. Oradan arada biraz şeyimiz var yani, muhabbet etmişimiz var. Acayip eğlenceli bir insan bu arada Neslihan. Evet. Fenerbahçe tribünleri hiç sevmezdi onu bu arada. Ben çok Fenerbahçe'de eğlenceli bir insan. Ben çok oynamasını isterdim Fenerbahçe'de. Hatta Aziz Yıldırım'ın bir transfer teklifi var. O hikayeyi de anlattı ama çok detayını şu an hatırlamıyorum. Ben Fenerbahçe'de oynamasını çok isterdim yani. Ya bir şey de yok zaten Fenerbahçe'ye karşı öyle bir... Evet ben de öyle görüyorum. Aynen öyle bir şey yok ama müthiş eğlenceli bir insan. Yani onu söyleyebilirim. Devam edelim istersen. Geçelim. Erkekler Ligi, Efeler Ligi'nde biz ve Halkbank... Şey gibi bu, Davut'la Goliath'ın savaşı gibi bir şey olmuş aslında ama maalesef burada kazanan Goliath oluyor. Yani
Zaten bu konuyu biz çok konuştuk Mete abiyle. Yani abi yani çıkıyorsun karşında Vakıfbank var işte. Öbür tarafta Ziraat Bankası, Halkbank at başı gidiyorlar. Ya bu banka bunlar yani bu banka dediğin şey dünyanın en çok para kazanan organlarından, yatırım şeylerinden, kurumlarından biridir. Ve bir de daha da kötüsü özel banka olur. Adam der ki ya kardeşim ben karımdan işte Eczacıbaşı'nın yaptığı gibi karımdan şu kadar para ayıracağım spor kulübüne vereceğim veya Anadolu Efes'in yaptığı gibi basketbolda. Ya bunlar devlet bankası bir de. Yani çok enteresan. Ben anlamıyorum. Hadi bir takım olsa Aynen öyle. olmaz. Aynen İki öyle. takım var yani. İkisi de üst Aynen düzey. öyle. Burada açıkçası biraz konuda Fenerbahçelilere düşüyor. Yani şahsen benim Ziraat Bankası'nda sadece PTT'de memur olarak çalıştığım dönemde açılmış bir tane hesabım var. Aktif olarak hiçbir şekilde kullanmadım, kullanmıyorum. Halkbank'ta hesabım yok. Vakıfbank'ta çok uzun yıllar önce üniversiteye kayıt olduğum dönemde açmış olduğum bir hesabım var. Çok büyük ihtimalle pasiftedir. Yani o yüzden bu konuda Fenerbahçe'nin biraz daha tepki vermesi gerektiğini düşünüyorum. Devlet bankalarıyla hiçbir şekilde baş etme şansımız yok. Denetleniyoruz diyorlar, belli rakamlarda bütçe ayırıyoruz diyorlar ama işin rengi hiçbir şekilde öyle değil. Belli Bunun belli yani. camianın içinde olan herkes çok iyi bir şekilde biliyor. Devlet bankalarına karşı senin dediğin gibi mücadelemiz devam ediyor. Bence çok da büyük bir başarıyla Ziraat Bankası'nı yarı finalde eleyerek Halkbank'a karşı final maçına çıktık. Çok da iyi mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık ama bazen olmuyor işte. Yani Nibir denen bir arkadaş var Halkbank'ta. Bizdeki Vargas neyse şu anda erkek takımlarındaki şey de o Nibir. O yüzden gerçekten mücadelemiz çok zor. Peki bir Ama şey bundan sonra... soracağım abi. Bu kadar para döküp Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmayı nasıl beceriyorlar? Yani kupa alamamayı, başarısız derken gene yarı final falan oynuyorlar gördüğüm kadarıyla ama yani ama kupa alamıyorlar. Yani karşılarında bunları yenen takımların da Halkbank'a para harcadığını zannetmiyorum ben. Yok yok aynen. Bir İtalyan bir Polonya takımı Şampiyonlar Ligi'ne final oynayacaklar Antalya'da önümüzdeki hafta. Yani Bu hafta sonu pardon. ya bu Bu hafta sonu takımlar evet. muhtemelen bizim harcadığımız yani Fenerbahçe'nin harcadığı paranın belki böyle bir 300-400 bin, 500 bin üstüne Tabii harcıyorlardır tabii yani. aynen öyle aynen öyle aynen öyle yani. Olmuyor bilmiyorum bu demek ki bazı şeyleri eksik yapıyorlar. Bu kadar para demek ki her şeyi de getirmiyor Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Yani anlamak mümkün değil. burada asıl konuşmak istediğimiz konu şeydi sen hatırlarsan. Bu da az önce Sultanlar Ligi'nin Best Team'ini Efeler gördük. Ligi'nin Dream Team'i. Evet. Efeler Ligi'ni Halkbank tek başına oynamış. Fenerbahçe diye bir Aynen. takım yok. Fenerbahçe'den hiçbir oyuncu yok. Yani bu Kendi gerçekten çok kendilerine acı bir final durum. serisini yapıp şampiyon olmuşlar gördüğünüz Evet, gibi. aynen öyle. Yani bu gerçekten çok acı. İstatistiklere göre veriliyor. Tamam, kabul ediyorum. Ama bu adettendir yani. Fenerbahçe'den illaki bir oyuncu vardır istatistikleri zorlayan. Onlardan bir tanesini ödüllendirip takımı da motive etmiş olabilirlerdi. Demek ki buraya Halkbank dışında bir oyuncu çıkarmak istemediler. Diyecek bir şey yok yani. Umarım önümüzdeki sene bu görüntü farklı olur. Sezon ortalamalarımıza geldik. Evet. Gidiyor gönlümüzün kraliçesi. Evet. Sezonda takımımızın en çok sayı alan oyuncusu Arina oldu 499 sayıyla. Ligi 6. sırada bitirdi bu istatistikte. Van Rijk 581 sayıyla ligde lider sırada. Set başında da Arina 458 sayı aldı. Tika 616-11 ile lider durumda. Bu arada Tika da 568 sayı aldı lig boyunca. Ki totalde de bu sezon 999 sayı alabildi. Birinci sayıya izin vermedik. Bu kadar Evet ya. Kerem Özcan çok üzüldü. Birinci Kerem Öncel gerçekten bu sayıyı konuya çok alamadı üzüldü. Kerem Öncel çok üzüldü gerçekten yani. O kadar da tüm takımın skor yükünü çekmesine rağmen. Ya şu anda önümde Fenerbahçe TV açık ve voleybol takımının bayrağını köprüde asılma görüntüsü var. O görüntüyü de koymayı Bugün unutmuşuz. Bir de son. şey voleybol takımı yok. Alagöz Holding'i yani şey kadın takımı Alagözü de astılar. Evet, atmışlar. Djokovic'in eşi o onun takımı da fotoğrafını çekmiş köprü şey videosunu çekmiş köprüden geçerken. evet, aynen yani çok gururlandırıcı bir durum. Devam edelim istersen hemen çok kısa boğmadan hiç kimseyi istatistiklerle. Ace kraliçemiz 92 ace ile yine Arina oldu. Arina'dan sonra en çok ace alan
Nilüfer'in oyuncusu Lucil 46 ace ile, yani yarısı kadar ace atmış durumda Arina'dan sonraki ikinci oyuncu. Fenerbahçe'de en çok ace atan ikinci oyuncu da Eda Erdem 20 ace ile. Aslı ligin en iyi, en çok blok yapan oyuncusu 89 blokla. İkinci sırada Bengüs'ü var Beşiktaş'ın genç oyuncusu. O da gerçekten çok iyi geliştiriyor kendisini. Umarım milli takım için önümüzdeki dönemde faydalı oyunculardan bir tanesi olur. Kaptan Eda da 64 ace ile ligi 6. sırada bitirdi. Set başına da Aslı 0.82 ortalamayla 4. sırada. Yasemin Güveli 1.23 ortalamayla lider bu sırada. Fethi Sova da 0.75'te katkı veren başka bir oyuncumuz blok ortalamalarında. Devam edelim. Hücum mükemmelliğe evet. Geldik. Burada orta oyuncular zaten bu istatistikte öne çıkıyor. Okbogu %59'la lider. Eda %50 ile üçüncü. Bizim ikinci oyuncumuz da ortalama istatistiklerde ligin ikinci yarısının çok büyük bölümünde çok az oynamış olmasına rağmen Magda %46 ile oynadı. 633 top kullanıp 291'in sayıyla buluşturdu. Magda'nın bence çok, ben çok verimli bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Son dönemde biraz daha katkı alınabilirdi belki. Final serisinde Vargas'ın durduğu noktalarda daha fazla oyuna girebilirdi ama bu da hocanın tercihi. Artık buna da yapacak bir şey bulamıyoruz. Bu arada hoca konusunda konuşalım maç sonu, şey program sonunda. Ha evet, onu mutlaka şey yaparız ya. Sevgili. Devam edelim istersen. Eski hocamız mı desek? Evet, aynen. Yani manşete geldik. Manşette lider şu anda birinci sırada ama PTT'nin ikinci liberosuydu. O yüzden onu çok dikkate almak istemedim. Çünkü çok az set oynadı. Bence lider Gabi %56 ile oynamış. Örge %52 ile oynamış 11. sırada ligde. Melia da %51 ile oynamış 14. sırada. Bu arada Arina'nın manşet karşılama sayısına bakarsan 636 tane manşet almış Arina. Yani servislerin hepsi Arina'ya taktiği gene devam etmiş. %40 ne iyi ne kötü ama Fenerbahçe gibi takımda biraz daha yüksek olması gereken bir oran. Arina umarım bu konuda kendisini geliştirir ve önümüzdeki senelerde daha da iyi bir oyuncu olmaya devam eder. Yani inşallah biz de devam eder diyeceğim de neyse konuşuruz onları. Evet, en iyi takım. Bu Türkiye Voleybol Federasyonu istatistiklerine göre en iyi takım. Ligin en iyi liberosu istatistik olarak Kuzeybor'dan Dilek. Örge 3. sırada buradaki ortalamada. Ligin en iyi smaçörü Arina. 2. sırada yine Kuzeybor'dan Wilhite var. En iyi ligin en iyi pasör çaprazı Tika. Burada Tişak uzun süre oynamamasının şeyini burada gördü. 10. sırada. En iyi orta ligde Aslı. 2. sırada Yasemin var. En iyi pasör eczacı başından Elif. 3. sırada Dırça var. Aslında ligin istatistiklere göre ideal altısı bu diyebiliriz kabaca. Evet. Ve... Burada vakıftan kim? Olmamasını dikkat. Evet. Vakıftan kimse yok. Evet. Benim de dikkatimi çekti. Bir enteresan. Vakıftan kimsenin olmaması dikkatini çekti mi? Evet evet. Kuzey Bakı var. Çukurova'dan oyuncu var. Eczacı başından iki oyuncu. Yok. Çünkü bireysel performans konusunda çok sıkıntı yaşadılar. Seni evet. Playoff performansı oluşan sıralama ve işte Avrupa Kupası katılımları. İlk 3 Şampiyonlar Ligi. Kuzeyboru 5 Balkan Kupası. Kuzeyboru Balkan Kupası'na gidiyor. Çok büyük ihtimalle Balkan Kupası'nı alıp Sev Kupa gidecek. Oradan Sev Kupa geçecekler. Oradan Sev geçecek. Daha sonra şey Nilüfer onlara bir şey yok. 6-7-8 maalesef yazık. Devam ediyorlar. İlk kardeşimiz Avrupa oynayamayacak gene. Neyse. Evet. Artık şey bitti tabii. Lig sezonu bitti. Lig sezonu bitti. Zaten önümüzdeki hafta Antalya'da hem kadınlar hem erkekler Final Four Antalya'da olacak değil mi? Evet doğrudur. Onu da bittikten sonra yarın ya da öbür gün bir de takım başlayacak. Evet yarın ya da öbür gün ya. Önümüzdeki hafta değil. Ha, 4 ya da 5 olmuş. Önümüzdeki hafta derken evet zaten bugün Perşembe, Cuma. Ya, evet. Ya, hafta sonunda geldik zaten. Evet. İkimizin de takvim kavramı kalmadı ya. İkimiz de çok yoğun. Evet abi gidiyoruz. Ya. Ki zaten işte 4'ünde 5'inde maçlar oynanacak. 14'ünde de zaten şeyler başlıyor.
Evet, 14'üne Viyenel başlıyor. Milli takım Viyenel zaten başlıyor. çalışmalarına başladı. Sezonu daha önce bitiren oyuncularla. İşte Vakıfbank'la oyuncular başladı. Galatasaray'da oyuncular başladı. Eczacıbaşı, Fenerbahçe'de oyuncular herhalde bu hafta başı katılacaklar diye biliyorum. Biz Viyenel'deki ilk maçımızı 15'inde oynayacağız. Japonya ile oynayacağız. İkinci maçımızı Hollanda ile oynayacağız. Üçüncü maçımızı İtalya ile oynayacağız. Son maçımızı da Fransa ile oynayacağız. Bayağı şey gruba düşmüşüz ya. İlk hafta programımız gerçekten yoğun. Bu arada şey, şunu da söylemekte fayda var. Sırbistan dışında bütün takımlar ideal kadrosuyla Viyana'ya geliyorlar. Sırbistan, Boşkoviç ve Maya'yı dinlendirmeyi tercih ediyor Viyana'da. Giovanni hocam işte. kendine göre bir şeyler yapıyor yine. Klasik Guidetti işleri. Evet. Ama bu arada yani Viyana'yı de kazanmak tabii önemli de bu sene asıl hedefin olimpiyatlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet evet ama Santarelli hocam şeye inanıyor. Yani iyi maçlarla olimpiyata hazırlanmaya inanıyor. Çok o yüzden ideal kadrosuyla oynayacaktır. Ya burada açıkçası kadro 3 aşağı 5 yukarı belli zaten. Hani smaçör pozisyonuna kim girer konusu tartışılabilir. 3 liberomuz var. 3 liberadan kimi götürmez konuşulabilir ama bunu zaman içerisinde zaten göreceğiz. Karutaşu girer mi abi kadroya? Karutaşu şu anda giremiyor. Yani Vargas'la aynı anda giremiyor. Yani belki haftalardan bir tanesini Karutaşu'yu götürebilir. Hmm. Ama ben açıkçası zannetmiyorum. Çünkü Vargas hala hazır değil. Vargas'ın birazdan oynayarak hazır olmasını isteyecektir Santarelli. Evet. İkinci haftada Amerika'ya gideceğiz. Orada Almanya, Sırbistan, Kore ve Amerika ile oynayacağız. Üçüncü hafta Hong Kong'a gireceğiz. Tayland, Dominik, Çin ve Brezilya ile final yapacağız. Zor bir seyahat. Zaten Viyana'da en çok gören takımları seyahatler. Zor bir süreç olacak. Evet, en azından da, ilk haftayı Antalya'da geçiyor olmamız güzel. Bence bu da federasyonun çok doğru bir hamlesi. Kendi ev sahipliğimizde geçen sezon da öyle yapmıştık. İlk haftayı Antalya'da yapmıştık. Çok doğru bir hamle. Fenerbahçe'nin diyecektim milli takımın doğru yaptığı hamlelerden bir tanesi. Bu arada bugün 3 Mayıs 1989'un da yıl dönemiymiş. 3-0'dan 4-3'ün. Şimdi o da çıktı Fenerbahçe TV'de. Evet. Evet. Bu istemişken de normalde biz 19 Temmuz'u Fenerbahçe günü olarak kutlarız ama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret ettiği 3 Mayıs gününü biz kuruluş günü olarak alıyoruz. Yani resmi kuruluş günü bu olmayabilir başka bir tarih ama bizim için önemli olan işte Ulu Önder'imizin kulübü ziyaret ettiği günü biz o gün olarak alıyoruz. Bugün Fenerbahçe'nin doğum günü, 117 yaşındayız. Nice 117 yılları torunlarımızın torunlarının da görebileceği Fenerbahçe Kulübü'nün ebediyete devam edebileceği günleri görelim. Bugün de çok önemli maçımız var inşallah. Doğum gününde Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımımız Final Four mutluluğunu yaşatır diyelim. Efsane 117 yaşında diyelim. Efsane demişken de şu efsane fotoyu da yani şampiyonluk yemeğine gidişi takımın. Maşallah. Gerçekten hepsi birbirinden şık, hepsi maşallah çok zaten voleybolcularımızın hepsi birbirinden güzel. Ama kıyafet seçimleriyle de zaten şeyleri böyle o şıklıklarıyla da damga vurmuşlar. Ya yani, çok hoş olmayacak ama takımın rüküşü kim görüyorsun? Abi Meryem gibi sanki ya. Ben de Magda diyeceğim ya. Şey, Meryem'in yanındaki kim abi? Meryem'in yanındaki Magda. Ha, Magdalena değil mi? Sıcak değil mi evet, o? Evet. Bir tarafında Aslı, bir tarafında Magda var. En şey Arina, o çok normal. Yani Ruslar için böyle şeyler çok, onlar zaten böyle giyinmeyi, şey yapmayı çok takip ederler, modayı severler yani, klasik. Hani Arina voleybolcu olmasa da böyle olur. Öyle söyleyeyim yani. Ama evet ya, neyse. Neyse, bu gıybeti yapmış olalım. Çok da eleştirmeyin. Takımımızı tebrik ediyoruz. Milli takıma gidecek bütün sporcularımıza başarılar. Milli takımlarına gidecek. Çünkü Magda'da Polonya milli takımına gidecek. Evet. Dırça Sırbistan milli takımına girebilir bence. Fetisova ve Arina Rus milli takımına gidecekler ama onlar maalesef oynayamıyorlar. Ana Cristina Brezilya milli takımında olacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Türk milli takımdaki oyuncularımıza da başarılar. Sonra gelelim yeni sezonun dedikodularına.
Ya önce istersen hocayla başlayalım. Yani hocamızla bir çok büyük ihtimalle ayrılıyoruz. Hoca gitti yani. Hiç gitti yapmayayım. Evet aynen öyle. Vero Voley Milano'nun başında olacak çok büyük ihtimalle önümüzdeki sene. Evet öyle gözüküyor. Ben kendi adıma hocamıza teşekkür ediyorum. Bence kendi kurmadığı takıma gelip çok başarılı bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. En büyük hedef olan Şampiyonlar Ligi kupasını alamaması, o maçlarda yapmadığı hamleler falan konuşuluyor ama iki tane kupa alan hocaya da başarısız demek açıkçası bana şey geliyor, mantıksız evet. Gelmiyor. Ben hocamıza teşekkür ediyorum. Yeni gelecek hocamızı çok fazla tanımıyorum. Marco Fenoglio. Fenoglio evet. Çemik'ten geliyor. Polonya takımından. Polonya takımından o da şampiyon geliyor. Oldu galiba Polonya'da. Evet aynen öyle. Salihan'ın hocasıydı. Salihan da Türkiye'ye dönüyor bu sene. O da Beşiktaş'a döndü. Beşiktaş'a döndü aynen öyle. Yani umarım yönetimimiz, ben bu konuda Simine Hanım'a çok güveniyorum. Dara'ya çok güveniyorum. Umarım takımımız doğruyu yapmıştır ama transferlerden de çıkan sonuçlara bakarsak maalesef menajerlik konuları da devreye giriyor. Önümüzdeki yani sene takımımızdan şu anda gözüken işte libero pozisyonundan başlarsak ikinci bir libero alıyoruz gibi gözüküyor şu anda. PTT'nin liberosu Özlem'i alıyoruz gizemin yediği olarak. Burada hep birkaç sezondur smaçör pozisyonunda oynayan oyuncuları libero forması giydirerek oynamayı tercih ediyorduk. Bu sefer bir libero olarak devam ettik ki bence doğru olan bu. Gizem'in çünkü bu kadar maç kaldırması, bu kadar yük çok haksızlık. Evet. Özellikle arada bazı lig maçlarını işte dinlendirmek lazım. Kesinlikle yani Eda'yı, Arina'yı, Vargas'ı oynatmadığımız maçlar oldu. Gizem'in de buna kesinlikle hakkı var. Bazı maçlarda yedek liberalımızla oynamamız lazım. Önümüzdeki sene umarım bu şekilde ilerleriz. Smaçör pozisyonunda Arina Çin'e gidiyor şu anda gözüken. Evet. Ama aynı Vargas'ın olduğu gibi geri gelecek. Evet. Geri gelecek yani. Ama burada dün de konuştuk voleybol camiasından birkaç arkadaşla. Çin Ligi'nin uzama durumu var. Geçen sene biliyorsun Çin Ligi yine bitmemişti ama Vargas sakatlığından dolayı sözleşmesi feshedilerek gelebilmişti. Çin Ligi uzarsa yine Türkiye Ligi'nde oynama şansını kaçıracak Arina. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir geldikten sonra diyebiliyorum. Bunda yani şu anda Itaki Stud'da buna uygun diyebiliyorum ama gene o dönem içerisinde detaylı bakarız. Ana Kristina devam ediyor. Meliha ile sözleşimi uzattık. Devam ediyor. Şu an için 3. ve 4. spor 3. spor smaçörümüz Cansu gözüküyordu. Cansu'nun durumu net değil diyebiliyorum. Adayla zaten yolları ayırıyoruz gibi gözüküyor. Ada da aslında smaçör kontenjanındaydı. Buraya bir tane pozisyona, smaçör pozisyona bir oyuncu transferi yapacağız. Açıkçası hiç konuşulmayan bir isim duydum. Ama şu anda açıkçası paylaşmak istemiyorum. Kesinleşmeden de paylaşmayacağım ama daha söz verdim ama şunu söyleyebilirim. Spekülatör, Arina gibi spekülatör bir oyuncu değil. Ama çok görev adamı. Sahaya girdiği zaman takıma çok fazla katkı veriyor. Ben faydalı olacağını düşünüyorum ama spekülatör bir oyuncu bekleyenler de açıkçası çok fazla umduğunu bulamayacaklar. Sınavlar iyidir. Devam edelim o taraftan. Zaten S nokta B noktadan giderek konuyla. Ya aslında ama evet hani isim vermiyoruz, söz verdik de hani programı izleyen herhangi bir izleyicimiz o meşhur şirketin şeyine girse, web sitesine girip oyuncularına baksa bulur zaten. Evet evet aynen öyle. Ya umarım ki faydalı olur. Yani bu sene Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de ligde zorlandığı maçlarda da smaçör katkısı çok fazla olmadı. Geçen sene Terzic hocamın olduğu gibi pat küt vuran bir takım olamadık smaçör pozisyonunda. Bu da Ana Kristina'nın sezonun ilk bölümünde sakatlığının da etkisi oldu tabii ki. Ama ben o dönemde Melian'ın çok iyi oynadığını düşünüyorum. Melian'ın da bu formüle milli takım hak ettiğini düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Bu arada hani Amerika'da çok genç oyuncular da var. Belki onlardan birine gitmeyi de düşünebilir Fenerbahçe ama şu anda macera aramayacak. Yeni hocamızın da tanıdığı bir oyuncu olan smaçör adayımızı getirecek gibi diye düşünüyorum. Zaten herhalde birkaç güne de konu bağlanır. Oyuncuya İtalya'dan da teklifler var bu arada Fenerbahçe dışında. Şu anda hani imzalanmamasının sebebi İtalya'daki tekliflerin netleştirememiş olması.
Çünkü oyuncular bunu İtalya'da oynayan herkes söylüyor. Maya da söyledi. İtalya Ligi'ndeki çekişmenin çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Yani İtalya Ligi'ndeki en son sıradaki takım liderle başa baş maç oynayabiliyor ama Türkiye Ligi'nde maalesef ilk 4, ilk 5 dışında, hadi ilk 6 diyelim, Galatasaray'ı da ekleyelim ona, ilk 6 dışında maçlar çok keyifli olmuyor maalesef. 3-0 bitiyor. Evet. Yedek oyuncular oynuyor ama İtalya'da böyle değil maalesef. Evet, ama İtalya'da gideceği takımla da Şampiyonlar Ligi kupası kazanma şansı yok. Evet. Öyle bir gerçek var. bu da bir gerçek. Kariyerine böyle bir şey ekleme şansı var. Orta oyuncu pozisyonuna gelirsek Eda Kaptan'la devam ediyoruz. Aslı ile devam ediyoruz. Ergül ile yollarımızı ayırdık. Fetisova ile yollarımızı ayırdık. Eski oyuncumuz Bulgar Hristina Vuçkova geliyor. Kısa dönem oynamıştık. Geçen sene Çin'de ve Amerika'da oynadı. Önümüzdeki sene takımımızda olacak. Ve eski oyuncumuz Dicle'yi geri aldık. Türk Hava Yolları'nda oynayan. Ben orta oyuncu pozisyonuna katkıda bulunacağını düşünüyorum. Yani Fuçkova'nın Fetisova'dan Dicle'nin de Ergül'den daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum. Orta pozisyonu bence sağlam almış durumdayız. Yani ama yine Fuçkova, burada dönüyoruz. Dicle'nin de şöyle bir avantajı var. Gene senin dediğin gibi ara ara lig maçlarında Aslı'yla Eda'yı da dinlendirme opsiyonu sunacak iki oyuncu. Kesinlikle. Bu sene Eda'yı da herhalde dinlendiremedik. Yani bilmiyorum, belki hocanın tercihiydi bilmiyorum ama arada Eda'yı da dinlendirmek gerekiyordu ya. Eda'yı birkaç maçta oynatmadık. Sadece birkaç karayolları, FETT'deki maçlarda dinlendirdik. Ama mesela Şampiyonlar Ligi önce Türk Hava Yolları lig maçında dinlendirebilir miydik? İşte belki dinlendirebilirdik. Vuçkov olsaydı dinlendirebilirdik. Dicle olsaydı dinlendirebilirdik. Çünkü Dicle de bence Türk Hava Yolları'nda iyi bir sezon geçirdi. Onun dışında konuşmadığımız pozisyon kalmadı Pasora herhalde. Pasora Areli'yi aldık. Areli'yi ben zaten Türkiye'den de takip ediyordum. Dün birkaç kişiyle görüştüm ve Fransa'da kendisini çok geliştirdiğini, Fenerbahçe'ye kesinlikle bu sezon çok daha faydalı olacağı görüşü hakim. Dırça'yı da dinlendirmemiz gereken noktalarda dinlendirebileceğimizi, hatta bazı maçlarda Dırça'dan daha öne çıkabileceğini düşünüyor herkes, voleybol camiası. Areli'ye çok düzgün bir aileden geliyor. Aile yetiştiriliş şartı da çok uygun. Areli'nin Fenerbahçe'ye kesinlikle katkı vereceğini düşünüyorum. Bu seneden alamadığımız katkıyı umarım önümüzdeki sene Areli'den alırız. Bu arada Meryem'le yollarımızı ayırdık. Meryem ve Buse Bahçelievler Belediyesi'nde oynayacaklar. Ergül çok büyük ihtimalle Sigorta Shop'ta oynayacak. Transferler devam ediyor. Vize'yi aldık. Evet, genç smaçör Liza Safronova'yı aldık. Onun da faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle bu tip oyunculara şans vermemiz lazım. Şu anda genç milli takımımızın geleceği bu. Liza'ya da kesinlikle şans vermeliyiz maçlarda. Faydalı olacağını düşünüyorum. Meryem'i konuştuk. Meryem'le yolları ayırdık. İstersen Eczacıbaşı'nın da bir maçı soracağım. City Jack'ın işte Türk Hava Yolları'na gideceği ile ilgili şeyler var. İşte Melisa çünkü önümüzdeki sene komple bütün sezon takımda olacak. Melisa Çin'e gitmiyor seneye. Evet. Sezon başından itibaren Fenerbahçe'de olacak. İşte ondan dolayı Magdalena City Jack ayrılmak istiyor falan gibi şeyler çıktı. Ben duymadım öyle bir şey ama bilemiyorum açıkçası, da yani. Açıkçası ben de seninle aynı görüşteyim. Ben de duymadım. Şu anda benim bildiğim Türk Hava Yolları Brezilya'nın milli takım pasör çaprazını istiyor Zera Barto. Kendi oyuncusunu almak istiyor. Ama Magdalena da boşa çıkarsa şu anda dünyada onu almak istemeyecek takım yok. Yani çok net söyleyeyim. Imoco dahil. Magi boşa çıkarsa almak istemeyecek takım yok. O yüzden ama Vargas'ı tek başına bırakma lüksümüz yok. O yüzden ben Magi'nin önümüzdeki sene devam edeceğini, Eda ablasıyla oynamaya devam edeceğini düşünüyorum. Türk Hava Yolları zaten bu konuşması yapılmıştır yani bence. Tabii. Çoktan bence o iş bitmiştir yani. Zaten gerçi çünkü biraz başkan şey demişti ya, biliyorsun hani o bir dediği işte smaçör. Kim olacağımız belli değildi, oraya onunla uğraşıyorlardı. Onun dışında her şey tamam dediğine göre gidecek mi kalacak mı zaten çoktan belli. Hani biz burada konuşuyoruz ama muhtemelen gidecek olsa da zaten haberi çıkardı. Aynen öyle. Ben de kesinlikle seninle aynı şeyi düşünüyorum. Magi'nin önümüzdeki sene devam edeceğini düşünüyorum. Türk Hava Yolları konusunun spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Belki işte Brezilyalı pasör çaprasının transferini bitirebilmek adına orada yapılmış bir haber. Hani bak, senin de alternatifin var. Çabuk karar vereyim daha diye. Aynen öyle bir alternatif de olabilir. O yüzden ben Magi'nin önümüzdeki sene devam edeceğini düşünüyorum. Ki Magi'yi biz
çok sıkıştığımız maçlarda smaçör olarak da kullanabiliyoruz. 4 numara olarak da kullanabiliriz. Yani 2-0-4 smaçör inanılmaz, inanılmaz etkili yani. Tabii Lavarini çok şey yapmadı ama Fenol diyor belki kafasında öyle bir plan var ve bunu da söyledi. Hani arada seni evet. O tarafa çekeceğim diye. Evet, bilemiyorsun yani. Evet. Eczacı maçıydı. Zaten şimdi bir takım transferlerin açıklanması için zaten lig bütün transferler için açıklanması için lig sezonu tamamen bitmesini bekliyorum. Önümüzdeki hafta birçok şey zaten açıklığa kavuşur diye düşünüyorum. Eczacıbaşı eksiklerinden bir tanesi olan Plummer'ı takıma dahil etti. Imoko'nun power smaçörü. O da inanılmaz dev bir oyuncu. Ben PTT'de görev yaptığımız dönemde almayı çok istemiştik. Hatta sözleşmeyi göndermiştik. Biz 6 aylık sözleşme gönderdik. O 1,5 senelik sözleşme isteyince son dakikada iptal oldu. O sene İtalya'ya gitti oyuncu. Sonra da zaten bir daha alma şansımız yok. Türkiye'ye birkaç sene önce getirmiş olacaktık. Eczacıbaşı bence eksikliklerinden bir tanesini kapattı. Vakıfbank'ta takımına oyuncular kattı. Beşiktaş iyi bir Türk kadrosu kurdu. Galatasaray iyi bir Türk kadrosu kurdu. Önümüzdeki sene Kuzey Boru'da bu arada sessiz sedasız gidiyor ama çok iyi bir pasör çaprazı aldılar 4'te. Gerçekten eğer Türkiye uyum sağlarsa çok farklı bir oyuncu, inanılmaz bir oyuncu. Kimden daha iyi olduğunu söyleyenler var. Hep beraber önümüzdeki sene Türkiye'de canlı gözlerle izleyeceğiz. Vay. Tabii şimdi Vakıfbank tabii hem Van Rijk'ı aldı hem Markova'yı aldı. Bunlar tabii önümüzdeki sene daha bir atılıyorlar ama Eczacıbaşı'nın tabii Plummer hamlesi zaten oturmuş bir kadrosu vardı Eczacıbaşı'nın. Evet. Çok tatlı bir iş olmuş seneye. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Eczacıbaşı için çok faydalı bir kadro transfer oldu. Önümüzdeki sene daha keyifli bir lig olacak Türkiye Ligi. Umarım biz bu keyifli ligin içinden tekrar şampiyon sıyrılmayı beceririz. Ama önümüzdeki sene bence en büyük hedefimiz yine Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak. Evet. Galatasaray'la Beşiktaş'ta söyledi Mete abi ama onların yatırım yapması önemli. Yani yerli kadrosuna da olsa birazcık kalite yukarı. Yani Galatasaray'la Beşiktaş'ın rekabetin içine girmesi hangi spor branşında olursa olsun Fenerbahçe'yle beraber bu iki takımın da olması orada ligin kalitesini otomatikman böyle bir seviye daha yukarıya alıyor. Evet. Eczacıbaşı çok değerli yatırımlar yapıyor. Vakıfbank çok değerli yatırımlar yapıyor. Ama sonuçta arkasında bir kültürü olan spor kulüplerinin de rekabetçi takımlarla o lige girmesi ligi gerçekten çok farklı bir seviyeye çekiyor. Umarız doğru yönetimlerle, çünkü Galatasaray'la Beşiktaş'ın en büyük sorunu bugüne kadar işte yanlış yöneticilerle şubeleri teslim edip oradan aldıkları saçma sapan sonuçlar oluyordu. İnşallah önümüzdeki sene güzel rekabetçi bir lig olur. Rekabet iyidir. Avrupa Kupası'nda oynayan takımlarımız da diri tutar. İyi bir şey bu. Onlar aynen öyle. De İtalya'da çok... Imoko yine Gabi'yi aldılar. Artık yani şey biz hani şey var diyor ki karikatür adam var diye bir tane hani Allah olmak istiyorsa toplanak Allah diye yani. Ne yapmaya çalışıyorlar? Hani sen yani... çok şey bir kadro. Hani Plummer gitti tamam mı abi? Gabi'yi aldılar yani. Yani İtalya'daki son 15 oynanan 15 kupanın 15'ini de aldılar. İtalya Süper Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Şampiyonluğu 15 kupanın 15'ini de aldılar. Ya inanılmaz inanılmaz gidiyorlar. Çok büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi şampiyonu da olacaklar zaten Antalya'da Santrelli yani, hocamla. Öyle gözüküyor zaten. Orayı da alırlar gibi gözüküyor. Peki güzel biraz uzun bir yayın oldu bugün ama olur. Şampiyonluğa değer. Tebrik ediyoruz takımlarımızı hem Fenerbahçe erkek voleybol takımını hem kadın voleybol takımımızı şampiyonluğunu tebrik ediyoruz. Erkek takımımız da bence çok iyi bir sezon geçirdi. Umarım erkek takımımızda da birazcık boşluyoruz ya. Yani hem tribünde hem programlarda boşluyoruz aslında. Onlara da birazcık daha destek çıkmak gerekiyor bence. Önümüzdeki sezona kadar hoşçakalın demeyeceğiz tabii. Voleybol Uluslar Ligi var. Arada mutlaka o şeylerle program yaparız. Etapların sonunda mutlaka program yaparız biz yine. Evet. O arada zaten transferler de açıklanmış olur. Biraz evet, takım kesinleştiğinde bir program yok. Takım kesinleştiğinde bir program yaparız evet. Dediğin gibi. Çok beklemeyeceğiz takımın kesinleşmesi evet. için genelde öyle gözüküyor. Umarız yeni hocamız da önümüzdeki sene ben bilmiyorum gerçekten nasıl bir yönetim şeyi var vesairesi var. Ama
inşallah başarılı olur diyelim. Öyle uygun görmüşlerse, yani iki kupa kazanan hocayı gönderip yerine diğerini almayı uygun görmüşse yöneticiler, takımın başındaki profesyoneller, bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Onu da artık önümüzdeki sene yaşayıp göreceğiz. Aynen öyle. Evet, sevgili izleyenler, hoşçakalın. Sonraki 6. set yayınlarında görüşmek üzere. Doğum günümüz kutlu olsun. Efsaneyiz, evet. 17 yaşında.